Merhabalar değerli izleyiciler. Bugün Şanlıurfa'nın en eski türbelerinden biri olarak bilinen Şeyh Mesud Hazretleri'nin türbesindeyiz. Şeyh Mesud Hazretleri, Hoca Ahmet Yesevi'nin talebelerinden, alperenlerinden biri olarak geldiği bilinmekte. Bu türbe Selçuklu medreseleri tarzında inşa edilmiş bir medrese yapısıdır. Doğudaki eyvanın alt kısmında odada Şeyh Mesud'un mezarı, eyvan içerisinde de sandukası bulunmakta. Şeyh Mesud, Anadolu'nun İslamlaşmasını sağlayan ve halkın mezheplerle tanışmasını sağlayan Hoca Ahmet Yesevi'nin halifelerinden biri olarak bilinmekte. Şeyh Mesud'un Nişabur'dan Anadolu'ya gelerek halka İslamiyet'i öğretmekle görevlendirmiş olduğu söylenmekte. Yine halk arasında Şeyh Maksud olarak tabir edilir. Esasında Şeyh Maksud Harran Kapı aile mezarlığında Maksud oğlu Seyit Ali olarak bilinen kabirdir. Burası Şeyh Maksud Hazretlerinin türbesidir. Şeyh Mesud Hazretlerinin türbesinde girildiğinde medresenin içerisinde görünen sanduka esasında boştur. Şeyh Mesud Hazretlerinin türbesi buradadır. Burada yatan iki zattan birinin Şeyh Mesud Hazretleri, Mesud Hazretlerinin diğerinde kız kardeşine ait olduğu, kabir olduğu söylenilmekte. Ve yine geçmişte buranın doğu duvarı yıkıldıktan sonra bu hale aldığı söylenilmekte ve bilinmekte. Üç kabirin daha olduğu, o üçünün de Şeyh Mesud Hazretlerinin talebelerinin, öğrencilerinin olduğu söylenmekte. Buna ilişkin halk arasında anlatılan bir hikaye var, bir efsane var. O da şöyle, Şeyh Mesud Hazretlerinin üç talebesi bir sefere çıkmışlar. O seferde şehit oldukları haberi Şeyh Mesud Hazretlerine gelmiş. Şeyh Mesud Hazretleri onların nereye defnedildiğini sormuş. Bilenler de işte nereye defnedildiğini söylemişler. Şeyh Mesud Hazretleri onların yeri orası değil burasıdır demiş. Ve onu söyledikten sonra üç cesedin Şeyh Mesud Hazretlerinin medresesinin yani tekkesinin ön tarafında yattığını görmüş. Ve daha sonra onların buraya defnedildiği rivayet edilmekte. Şimdi Şeyh Mesud Hazretleri'nin türbesinin tam karşısında eski sarnıç olarak bilinen ve Urfa'nın en eski kaya kitabesi bulunan kitabeye doğru gidiyoruz. Yine burada görüldüğü üzere bilinen Urfa'nın en eski hat yazısıyla yazılmış Arapça yazısı. Buranın da Şeyh Mesud Hazretlerinin ilk mescidi olduğu yine halk arasında söylenilmekte. Ve yazılar günümüze kadar gelmiş en eski Urfa'daki Arapça kitabe olduğu yine söylenilmekte. Ve buralar daha önceki dönemlerde, Şeyh Mesud Hazretlerinden önceki dönemlerde yine keşişlerin yaşadığı mağaraların olduğu bilinmekte. Buradan az ileride eski kilise olarak adlandırılan yine bir mağara kilise var. Burası Şeyh Mesud tekkesinin eski sarnıcı olarak bilinmekte. Hatta Şeyh Mesud Hazretleri medreseyi yapmadan önce bu sarnıcı yaptığı ve sarnıcın yapımının 1183 yılında tamamlandığı söylenmekte. Buranın en önemli unsuru Urfa'da kaya üzerine işlenmiş ilk kitabı olarak bilinmekte. Burada ne yazıyor? Bismillahirrahmanirrahim. Kad faraga min amali Sahrinç el-Fakir ila rahmetullahi Mes'ud bin Sa'id Hengel el-Nişaburi fil aşereti min Recep el-Garra sene tis'a ve seb'ina ve khamsemi'a ferahimallahu men da'a ve inahu ve sa'adahu ve li cemil il-mu'minin. Kitabede
Bu sarnıcın Nişaburlu Said Hengel oğlu Mes'ud tarafından Hicri 579 senesi Recep ayının 10'unda yani miladi olarak 30 Ekim 1183'te bitirilmiştir. Yazan Arapçanın manası şu: kim Allah'ı yardıma çağırırsa Allah ona ve bütün Müslümanlara yardım etsin, merhamet etsin ve yardımını esirgemesin anlamı ifade edilmekte. Yani bu duruma göre sarnıcın açılış tarihi 30 Ekim 1183 tarihidir. Sarnıç yağan yağmur sularının içinde toplanması için ağzı dar, dibi geniş olarak kazılan bir su deposu. Eskiden su ihtiyaçlarını daha çok bu sarnıçlarda toplanan sulardan karşılarlarmış. Yine Şeyh Mes'ud Hazretlerinin isminin Şeyh Mes'ud olduğu, babasının Nişaburlu Said Hengel olduğu bu kitabeden anlaşılmaktadır. Yine halk arasında Şeyh Mes'ud Hazretlerinin türbesinden bahsedilirken buradan bahsedilir. Burası öksürük takası diye bilinir. Bu öksürük takası, öksürüğü olan çocuklar getirilip yukarıdan bırakılır, buradan çıkarılır diye bilinir. Halen günümüzde de bunu uygulayanlar var. Yine Şeyh Mes'ud türbesiyle ilgili anlatacağımız esas Şeyh Mes'ud Dağı diye Urfa'da Şeyh Mes'ud Dağı diye bilinir. Bir mesire alanı, geçmişte büyüklerimiz, hanımefendiler çocuk çocuğunu alıp buraya pikniğe gelirlerdi. Hatta Şeyh Mes'ud'un düzü veya Şeyh Mes'ud Dağı'nın düzü diye tabir edilirdi. Buraya piknik ve mesire alanı olarak kullanılırdı. Şimdi son zamanlarda da çok şahit oluyoruz. Kadınlar gelip işte dua ederler, dileğinin kabul olduğunu söyler. Şimdi son dönemlerde tavuklu pilav, şeker, lokum gibi falan şeyler dağıtıyorlar. Soruyoruz ne için dağıtıyorsunuz? İşte buraya geldik, burada dua ettik. Duamız kabul oldu. İşte oğlumuzun bir işi vardı, oldu. Kızımızın bir işi vardı, oldu gibisinden. Burada gelip böyle çeşitli yiyecekler falan dağıtılıyor. Şeyh Mes'ud Hazretlerinin türbesiyle, medresesiyle ilgili anlatının halk arasındaki hikaye var. Hikaye de şöyle: Şeyh Mes'ud Hazretleri bir gün dağda tek başına ibadet ederken, abdest ihtiyacını görmeye giderken, elinde testisi, iki genç birbirlerine taş atarken gencin birinin taşı testiye denk gelmiş, testi kırılmış. Şeyh Mes'ud Hazretleri de dönmüş, tebessüm etmiş. Gençler mahcubiyet içerisinde özür dilemişler. Tabi sohbet etmişler, tanışmışlar. Nereden geliyorsunuz, nereye gidiyorsunuz falan. Şeyh Mes'ud Hazretlerini sormuşlar. Şeyh Mes'ud Hazretleri kendilerine işte tebrikte bulunmuş, İslamiyet'i anlatmış, dini anlatmış, alim olduğunu söylemiş. Gençler de burada alimsiniz ama yok mu bir tekeniz, medresesiniz falan. Demiş ki siz Mısır'a paşa olun, buraya bir medrese yaparsınız. Rivayet odur ki o gençlerden biri hakikaten paşa olur ve daha sonra Şeyh Mes'ud Hazretlerinin türbesini ve medresesini inşa ettiği anlatılır.